Arkadaşlar merhaba. Bugün Volume Garaj'dayız. Saat 11.30-12 falan içeride Fiesta'nın yalıtımını falan yaptık biraz. Bayağı bir tamamladık. Onu göstereceğim. Hem Çağrı arkadaşımız da içinde aracın cam filmlerini yapıyor. Ondan önce şu benim aracın Subaru'nun yeni jantlarını göstereyim. NK'yi taktık 18 inç. Onu göstereyim şöyle gezelim. Arabada güzel bir iç dış yaptırdık. Bayağı güzel oldu. Yani cansız çok kötü duruyordu araba. O tanıtım videosunda cansızdı. Hem cam filmleri de yoktu. Cam filmleri de eklenince çok hoş durdu. Birkaç bir şey daha yapacağız arabaya. Yani bu E-Style logolarını falan, hani yazılarını pembe yapmışlar. Pembe ne amaçla pembe yapmışlar bilmiyorum. Onları altın sarısına falan çevireceğim. Şoför box yazısını da altın sarısına çevireceğim. Jantlara uyduracağım. Bayağı bir şey yaptım arabaya. Temizlik falan yaptım ama onları çekemedim. Yani o ara işte her zaman video çekemiyorum. Fiesta'yı göstereyim. Oradan devam edelim. Aracımıza en son yalıtım yapıyorduk. Bayağı bir hallettik, yarısı falan bitti. Şöyle bir onları göstereyim önce. Kapı yüzlerine de bir akustik süngerle yaltım yapacağız. Kapının yani tabanlara şu anda bitüsef denen bir malzemeyle yaptık. Alt tarafı ziftli, üst tarafı alüminyum folyo kaplı. Şöyle hem ısı hem de ses yaltımı yapıyor bunlar. Böyle az bir şey kaldı. Şu köşe kaldı. Biraz da yanlar kaldı. Ufak tefek şu köşe kaldı. Şu tarafı yaptık. Şöyle göstereyim. Bu tarafı yaptık. Şöyle tavanlar yapılacak. Gördüğünüz gibi. Ön kısımlar falan yapıldı. Tesisat falan, kabloları falan döşenecek daha zamanla işte. Böyle bu kadar yaptık. Kapılar dediğim gibi akustik sünger olacak. Tavan dahil işte yalıtım yapılacak. Arka tarafa bir arka cama sadece film çektik. Yan camlar da çekilecek. Biraz açık görünüyor şu anda ama yan camlar da çekilince tamamen olacak. Adam reş tuşuna basmamış yala. Şimdi bu yalıtımı neden yapıyoruz? Faydası ne? Onu Çağrı anlatacak bize. Şimdi ondan dinleyelim bir de. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Yalıtımın özelliklerine geldiğimiz zaman, yalıtımı biz ses sisteminde daha güzel bir ses alabilmek ve desibelde herhangi bir sıkıntı yaşamamak için izolasyon yapıyoruz. İzolasyonun asıl amacı, normalde kullanan firmalar veya uygulayan kişiler yolun asfalt sesini veya aracın içine dışarıdan gelen herhangi bir sesin kesiminde kullanılıyor ve ayrıyetten saç titreme seslerini kesiyor. Biz ses sistemine yoğunluk verdiğimizden dolayı ses sisteminde kullandığımız için ve bizim için sesi dışarıya bozuk bir şekilde vermemesi için izolasyonumuzu yapıyoruz. İzolasyonumuzun üstüne daha da performanslı bir şey alabilmemiz için akustik sünger dediğimiz özel bir ses yalıtım süngerimiz var. Ondan uygulama yapacağız. Onun da uygulamasını yaptıktan sonra zaten sizle de tekrar paylaşırız. Şimdilik teşekkürler. Arkadaşlar bugün ikinci gündeyiz. Videomuzun devamı. Dün çok az bir tamamladım. Şöyle şu bu kısımlar kaldı. Bu yan kısımlar kaldı. Şuraları yapacağız. Buraları yapacağız. Diğer tarafında aynı şekilde tavanını yapacağız. Sonra bagaj falan. Bugün içini bitirmeye çalışacağız. Esat kablolar falan da çekilecek sanırım. Tam o konuda emin değilim. Bilmiyorum. Biz yalıtım yapacağız. Bugün de ikinci bölümdeyiz. Öncelikle yapacağımız yerin ölçüsünü alıyoruz. Ölçü biraz fazla almalıyız ki bu bol olan bölgeler fazla fazla yetsin. 75 santim geldi.
Kablolarımızı kestik. Gerektim gibi şöyle bir polis var. Bunu kaldırayım. Bunu artık yakışıyor. Isıtışımızda ısıtmayı unutmuyoruz. Şöyle bir cihaz. Çağrı Bey, ne yapıyorsunuz? Yalıtım bitti. Bitmedi de tam bitmedi. Yani yarım bitti. Şuna kapı buraların işlerini falan yaptık. Tamam, yapacağız şimdi. Buraları da böyle yaptık. Tamamen kapatmadık. Bagaj magaj ama bitti tamamen. O kısmı da göstereyim. O kısım da bitti. Oo, animasyon neyim de var lan? Animasyon da var. Ateşten zaman göz alınması için. Ne yapıyorsun? Yani işimiz sısılıyor. Allah Allah. Kitapla. Tavanı taktık. Tavanın yalıtımını yaptık ama orayı çekmiyorduk. Döşemesini de zaten temiz etmiş çağırıp arkadaşımız. Yalıtım bitti. Halıları koyuyor. Tavanın döşemesini yapıyoruz. Hatıramız olur. Evet. Anılarımız unutulmasın diyor. Şunlar tavanın çıkmış parçaları. Ruh ya. Tamam. Hı. Önce ama asıl. White white. Bağırsak tünik. Kapıya bunu yazdıralım lan. Tabela yaptıysan tabelanın altına yazdır lan. Ne yazdırıyorum? Her türlü canlı bulunur. Aynanın çerçevesini daha hemen arkadaş çeker misin? Bir saattir uğraşıyor. Fazlalık dındakları. Fabrika koyarken fazla dındak koymuşlar. Ha niye kırıyor? Evet arkadaşım. Aha. Bak bak of. Bak bak. Sanki Almanya. Şurada bir tempel getir gayrı şuradan yürü. Nerede? Ona sık vurursun. Her havuzun dibi aynı. Getir bak. Sık sık aramaz ya. Dur bir elektrik dakika. Gelmeyince. Bir dakika. Gel. Bak pis. Tamam pis. Bir dakika.
Dolanmayı da alırsan oradan lan, bana niye duruyor orada? Tuvalet fırçasını. Bakın ekonomdan sırf önemli de yok. Vuruyor ki aman yaş demiş, aman. Yok yok. Elektrik gelmezken bir şey olmaz. Yok olmaz. Dur lan. Olur olur. Oo. Vurdu lan. Görüyor lan, bir şey daha almadı lan. Bunu Kamil abim soktuydu ondan. Hayır ben sökmedim onu. Onu ben söktüm lan. Şerahat'ı söktü kardeş. Beni az soktun gel bakayım hadi. Kaç bari. Arkadaşlar videomuz tamamlandı. Bir de bir tane bir yalan. Tavanı kapattık. Bu bölüm bu kadar. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.